Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde içinde yeşil mercimek dolgulu, aralarında haşhaş ezmesi olan baklava yufkasıyla yapacağımız değişik ama çok lezzetli bir börek yapıyoruz. Öncelikle yeşil mercimekleri üzerine biraz geçecek kadar su ilave edip haşlayacağım. Hafif diri kalacak şekilde kısık ateşte ağzı kapalı olarak pişiriyoruz. Tekrar su ilave edebilirsiniz eğer yeterince pişmemişse. Mercimeğimi haşladıktan sonra genişçe tavaya zeytinyağı alıyorum. Bir tane soğanı yemeklik doğrayıp kavurmaya başlayacağım. Soğanlar kavrulurken bir tane de patatesi iri yerinden rendeleyip hazırlıyorum. Ve kavrulan soğanların üzerine ilave ediyorum. Bu da ayrı bir lezzet katıyor. Ama isterseniz sadece yeşil mercimekle de yapabilirsiniz. Patatesle beraber de biraz kavuralım. Ve yeşil mercimekleri artık üzerine ilave edebiliriz. Tüm malzemeyi güzelce harmanlayıp biraz daha kavurdum. Bu arada zeytinyağı da ilave ettim. Göz kararı. Eğer tavanıza yapışıyorsa malzemeler biraz daha ilave edebilirsiniz. Hem de lezzet katıyor her zaman olduğu gibi. Tatlandırmak için karabiber, tuz ve biraz da kırmızı pul biber ilave edeceğim. Veya toz biber de kullanabilirsiniz. Daha doğrusu ben toz biber ilave ettim. İsterseniz pul biber de kullanabilirsiniz. Patateslerin hafif buharlaşması için çok az su gezdiriyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar ve kapağını kapatıp bir 5 dakika pişirdikten sonra iç harcım bu şekilde hazır hale geliyor. Kasede 2-3 yemek kaşığı kadar haşhaş ezmem var. Üzerine yeterince sürülebilir bir kıvam alacak kadar zeytinyağı ilave edip karıştıracağım. Kıvamını açmaya yardımcı olmak için biraz da su ilave ediyorum, daha hafif olsun diye. Yufkalarımızı bu harçla ıslatacağız. Baklava yufkası kullanacağız bu tarifte. İsterseniz normal böreklik yufkayla da yapabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza, zevkinize, tercihinize kalmış. Baklava yufkası kullandığınız zaman daha böyle kıyır kıyır ağızda dağılan bir yapı oluyor. Daha az yufka, hamur kullanabiliyorsunuz baklava yufkası olduğu zaman. Ama klasik bir börek tadı almak istiyorsanız tabii ki kalın olan yuvarlak yufkaları kullanmanızı tavsiye ederim. Baklava yufkası çok ince olduğu için çok çabuk kuruyor. Bu yüzden kullanmadığınız kısmı hemen kapatıp nemli bir bezle hatta üzerine örtmenizde fayda var. Ben birazdan streçle kapatacağım. İlk anda yapmayı unutmuşum. Öncelikle birazcık zeytinyağı gezdiriyorum ve haşhaş ezmesinden alıp bir kat sürüyorum. Ben tepsimin büyüklüğüne göre bir dikdörtgen ölçü yapacağım için kenarlardan biraz ortaya katladım. Zaten yufkamız çok ince. Şimdi yufkanın kısa kenarına hazırladığımız o nefis değişik harçtan bolca yayıp kenarlardan ortaya doğru katlayarak rulo sarıyorum. Ben yufkanın katladığım üst kısımlarına da biraz zeytinyağı sürdüm ama aslında zaten çok az yufka kullandığımız için çok da ıslatmaya gerek yok. İç kısmından da pişerken yeterince yağını alıyor. O yüzden bulanmış fırçayı hafifçe sürmeniz bile yeterli olacaktır. Bu şekilde tüm yufkalarımı ikişer ikişer alıp rulo sararak tepsiye dizmeye devam edeceğim. Son olarak böreklerin üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirdim ve fırçanın üzerinde kalan haşhaş ezmesiyle beraber her tarafına sürdüm. Biraz da üst kısmı bulanmış oldu bu şekilde. Ve böreklerimi önceden ısıttığım 200 dereceli fırında nar gibi kızarana kadar pişirdim. Haşhaş ezmeli harcı ve yeşil mercimekli iç dolgusuyla harika bir börek oldu. Biz çok beğendik. Sizin de buna benzer börek içi için kullandığınız farklı malzemeler varsa onları da yorumlarda belirtin. Mesela Kastamonu yöresinde nohut veya barbunya gibi farklı bakliyatların kullanıldığını da gördüm.
Bunun gibi yüzlerce tarif için beni YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Bildirimler gelmeyebiliyor, o yüzden ara sıra check edip kanalıma girmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.